Merhaba arkadaşlar. Bileşke fonksiyonuna geçmeden önce zincir kuralına bir tek göz atmamız gerekiyor. Oldukça iç içe konular olduğu için zincir kuralını bilmemize fayda var. Şimdi bize normalde diyelim ki x üzeri 5 gibi bir fonksiyon verildiğinde biz bunun türevini şimdi ne kadar nasıl alıyorduk? Fonksiyonumuzun türevi diyorduk. X eşittir. 5x'in yanına iniyordu. 1 çıkartıyorduk 5'ten. Geriye 5x üzeri 4 kalıyordu. Bu da fonksiyonumuzun türevi oluyordu. Bakın derecesine. 5'ten 1 çıkarttığında 4. dereceden bir denklem oluyor. Polinomun derecesi bir seviye düşmüş oluyordu. Şimdi karmaşık veya da iç içe bir fonksiyon şeklinde bir ifade verildiğinde diyelim ki x kare artı 1 bunun 100. dereceden bir kuvveti olsun. Oldukça zor bir fonksiyon ve hatta bir polinom açılımını açmak mümkün olmayan bir fonksiyon. Çok zaman alacağından. Bizden bunun türevi istendiğinde şu şekilde türevini alsak. Şu yüzü aynı yukarıdaki yöntem gibi yüzü aşağıya yazmış olsak çarpı parantezim içerisindeki ifade ne kaldı? X artı 1 yüzden de 1 çıkarttığımda 99. Soru bitti mi şimdi? Soru bu. Şimdi şu dereceye bakalım. 100 çarpı buradan x kareli bir ifade var. Polinom fonksiyondan x üzeri 200'lü bir ifade gelmesi lazım. Normalde ben biliyorum ki bu ifadenin türevini aldığımda x üzeri 199'lu bir ifade gelmesi lazım ki bu ifadenin türevi olmuş olsun. Çünkü bir derece aşağı düşüreceğim. Fakat şu ifadeye bakıyorsunuz. X kare çarpı daha doğrusu şu 2 ile 99'u çarptığınızda burada x üzeri 198'li bir ifade var. Dolayısıyla bir yerde fonksiyonu burada bir şey var, eksiklik var. Türevini almadan bir yerde bir eksikliğimiz var. Onu da şu şekilde yapacağız. Fonksiyonu normalde içerisine de bakmamız gerekiyor. Yani parantezi ifadenin içerisindeki ifadenin de türevini almamız gerekiyor ki fonksiyonumuzun türevi alınmış olsun. Onun da türevi x karenin türevinden 2x, bir buradan bir şey gelmiyor. 2x gelecek. Buradan bir x üzeri 1'li bir ifademiz var. Dolayısıyla şu iki ifadeye çarptığında x üzeri 199'lu bir ifade gelmiş olacak ki bu da bu ifadenin türevine denk geliyor. Peki ama bu ifadenin işte formülize edilmiş hali nedir? Yani biz bunu nereden bileceğiz? İşte o zincir kuralından kaynaklanıyor. Hemen bir sonraki örneğe bakıp açıklamaya çalışalım. Şimdi şu örneğe bakalım. 1 artı x kare üzeri 100. Yukarıdaki ifadenin aynısı. Aynı örnek. D burada türevini alın demek. Kafanızı karıştırmasın. Şimdi zincir kuralında şunu demek istiyor bana. D'ye bölü dx. Yani D'ye bağlı şuradaki ifade y'li bir fonksiyonumuz. Bu ifadenin içerisinde de x ile başlayan bir şey var. Fonksiyonumuz var. Bizden bunun türevi isteniyor. İfade oldukça karmaşık veyahut da kalabalık olduğu için biz bunu kolaylaştırmak adına şöyle yapabilirim. Yani 1 artı x kare eğer u dersem fonksiyonumuza ne olmuş olacak? Y eşittir de u üzeri 100 olmuş olacak. Burada bir sıkıntımız yok. Yani içerideki ifadeye ne yapacağım buraya? U üzeri 100 diyeceğim. Y de ne yapacak? U üzeri 100 olmuş olacak. Peki bunun türevini alırken o zaman şunu kullanmam gerekiyor bu sefer. Bu sefer dy kalıyor buradan. Zaten dy bölü dx istiyorum. Fakat içerideki ifade u'ya bağlı bir ifade olduğu için bu sefer u'ya göre türevini olmam lazım. Peki u neye göre bağlı? U'nun da türevi x'e göre bağlı olduğundan du bölü dx diyeceğim buna da. Buradaki ifadelerin türevi alınıp çarpıldığında bu sefer dy bölü dx olacak. Şuradaki ifadeler zaten birbirine sanki götürüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Geriye d'ye bölü dx kaldığını göreceksiniz. Hemen ifadeyi bir açalım. Şunu şekilde yazayım daha iyi görünsün. d'ye bölü d uydu. Y fonksiyonumuz nedir? Şuraya bakın. U üzeri 100. Tabi bura parantez içerisinde şöyle güzel yazalım. Şuradaki ifade de d bölü dx'ti. Buradaki ifademiz nedir? 1 artı x kare. 1 artı x kare. Bizden diyor ki soru. Bu ifadelerin aşağıdaki verilen parametrelere göre türevini alın ve çarp. U üzeri 100'ün türevi nedir? 100 çarpı u üzeri 99 gelecek buradan. Şu ifadenin de x'e göre türevini aldığımda burası da 2x gelecek. U'nun değerini biliyorum. Yukarıda yazdım buraya zaten. 1 artı x kare, pardon şurada. O halde 100 çarpı 1 artı x kare gelecek. Bunun 99. dereceden kuvveti çarpı 2x. Yukarıdaki yani yapmış olduğumuz ifadenin aynısı gelmiş oldu ki bu da kontrolü veyahut da sağlaması zincir kuralına göre yapmış olduk. Tabii sınava gidecek arkadaşlar vakti olmadığı için şöyle bir pratik yolu var. Zincir kuralında çalışacaklar veyahut da zincir kuralıyla türev alması gerekildiği durumlarda. Şu ifadeyi şöyle tekrar yazayım. Değişik
bir kalemle daha kolay bir şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi şuna tekrar bir bakın. 1 artı x kare üzeri 100 şeklinde bir ifade verildiğinde şunu yapacağız. Yukarıdaki ifade 100'ü getiriyoruz. Aynen parantezin başına yazıyorum. Şöyle ifade edeyim. 100 çarpı 1 artı x kare diyorum. Türev alma kurallarından gereği 100'den 1 çıkartacağım. 99 kalacak burada. İçerideki ifadeye bakacağım. Yani makrodan mikroya ya da dışarıdan içeriye doğru türevlemem gerekiyor. Yaptığımız zincir kuralında da buydu zaten. Bu daha pratik bir ifadesi hemen görmeniz açısından. 100'ün türevini aldıktan sonra aşağı indirdikten sonra şu parantezi içerisindeki ifadenin türevini alamam gerekiyor. O da nedir? 2x dendiği anda itibaren bu ifadenin türevi alınmış oluyor. Bir iki örnek çözeceğim. Kıyaslamalı örnek yapacağız. Bundan sonraki çözeceğimiz bütün örnekler bu ikinci metoda göre çözeceğimizden hem pratik hem kolay olacak. Şimdi şu ifadeye bakın. Y eşittir. Kök içerisinde 1 artı x kare üzeri 5 şeklinde bir denklem veriliyor. Bu zincir kuralıyla almamız gerektiğinde buradaki 3 defa şey var. Değişken değiştirmemiz gerekiyor. 1 artı x kareye ne diyelim buna? V diyelim. Bu sefer ne oldu burası? V üzeri 5. V üzeri 5'e de eğer u dersem bu sefer y neye eşit olmuş oldu? Y de kök u'ya eşit olmuş oldu. Yani 3 defa değişken içerisinde değişken değiştirerek de y'ye gelmiş olduk. Şimdi fonksiyonumuz türevi istendiğinden şuna döndü. Dy bölü dx istiyorum. Y'ye bağlı x'e göre türevini istiyorum. Bunun da türevi u'ya göre y neye göre değişiyor? U'ya göre. O halde dy bölü du'ya göre türevini alacağım. 1. Daha sonra u'ya göre baktım. V'ye göre değişiyor. O halde du bölü dv diyeceğim. Çarpı v neye göre değişiyor? X'e göre değişiyor. dv bölü dx diyeceğim. Bu sefer denklemleri bir yerine yazıyorum. D çarpı y'nin türevine bakalım. U kök u bölü du şeklinde gelecek burası. Şeye bakıyorum. Du'ya bakıyorum. V üzeri 5. V üzeri 5'in dv'ye göre, tabi şurada da d'miz var. Çarpı dx'e göre v fonksiyonumuz neye göre değişiyor? 1 artı x kare. Bunu da 1 artı x kare şeklinde yazarsam dx'e göre türevini alacağım. Bunları yaparsam nihayetinde türevini almış olacağım. Şu ifadenin türevine bakayım. Burada ne gelecek? 2x. V üzeri 5 olduğundan 5 çarpı v üzeri 4 gelecek. Kök u olduğundan kök u'nun türevi de daha önceki örneklerde videolarda hatırlarsanız 1 bölü 2 çarpı u üzeri eksi 1 bölü 2 gelecek. Şimdi tabi konu oldukça uzun bir soru. 2x belli. Bu sefer v gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? U yazmam gerekiyor. U'nun içerisinde 1 artı x kare yazacağım. U eksi u'nun gördüğüm yere de tekrar en başa doğru x'e göre gelmem gerekiyor. Bunun en sonunda neticesinde şu ifade çıkacak. Ben direkt cevabını yazayım. Çok uzun bir soru çünkü bu şekilde çözülürse eğer. 5x çarpı 1 artı x kare üzeri 3 bölü 2. Bu ifadenin sonucu. Şimdi şu sarı kalemimi alayım. Şu tarafa tekrar geleyim. Şimdi biz bu soruyu bu şekilde çözüyoruz. 1 artı x karenin 5. dereceden kuvvetinin karekökü. Karekök bölü 2 olarak yazıldığından. Şimdi az önceki anlattığımız gibi makrodan mikroya ya da dışarıdan içeriye doğru türev alacağız. 5 bölü 2 hemen parantezin başına geliyor 1. 1 artı x kare geliyor buradan. O, tamam. 5 bölü 2'den de 1 çıkartırsam buradan 3 bölü 2 gelir. 1 artı x kareden de ne gelecek buradan? Parantez içerisindeki ifadeden 2x gelecek. Bu ifadenin türevini bu şekilde almış olacağız.